Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine karşınızdayım ve bu videoda ne yapacağız? Bu videoda kolay ve güzel bir pati kıyafeti yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kalıbımız var. Bu kalıbımızı evde kolaylıkla çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Patil dostunuzun bel ölçüsü, patil dostunuzun boyun ölçüsü. Bu yarım bir kalıp. Alt kısmı da etek, yani bel uzunluğu, işte boyundan kuyruğa kadar olan kısımda bir ölçü alırsınız ve şurası da orası zaten arkadaşlar. Bu şekilde bir kalıp rahatlıkla evde çıkarabilirsiniz. Kalıpla ilgili, bu şekilde bir kalıbı çıkarmayla ilgili videomuz kanalımızda mevcut. Linkini yukarıya bir yere bırakıyorum. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir kalıbı yaptıktan sonra kumaşlarımızı kestik. Şu şekilde bir kumaşımız var. Ekstra olarak arkadaşlar ne yapacağız? Bu kumaş üzerinde oynamalar yapacağız. Kalıbımız burada. Gördüğünüz gibi kıyafetimizde yapmamız gereken arkadaşlar üzerindeki oynamalarımızı yapacağız ki sonrasında diğer kumaşımızla birleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Öncesinde yapmazsak iki kumaşı birleştirdikten sonra alttan dikişler görünecektir. Öncesinde yapmamızın sebebi bu. Diğer kumaş o dikişleri örtmüş, kapatmış oluyor arkadaşlar. Bu kumaşımızda şu kısma etek yapacağız ama eteği diğer kumaşımızı birleştirdiğimizde dikmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü şurada bir fırfırlı şu şekilde eteğimiz olacak arkadaşlar. Altında. O yüzden bunu en sona bırakacağım. Şu şekilde iki tarafına yakalarımız var. Önce bunları dikeceğim. Bu şekilde dikilecek arkadaşlar. Şurada bir üçgen açıklık oluşacak. Oraya da yine eteğimizin parçalarından fırfır yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bu yakayı dikiyorum. Sonrasında devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaka kısımlarını diktik. Yakadan bele doğru uzanan bir fırfırlı yakamız oldu. Arkadaşlar. Şurada da şöyle güzelce örtüleceğiz. Şu iki fırfırın arasına şu şekilde şeritlerle fırfırla dolduracağız arkadaşlar burayı. Bütününü. Ve en alt kısmına da eteğimizin yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde büzerek en alt kısımda da eteğimiz olacak. Kalıp üzerinde çok çeşitli şekillerde oynamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Her hafta bununla ilgili zaten videolar yayınlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz lütfen ama lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu ara kısmı fırfır dolduracağız. Farklı bir kumaşımızla. Ve sonrasında da diğer işlemler için burada olacağız arkadaşlar. Hemen bu şu kısma fırfır dolduruyoruz ve alt kısma da eteğimizi dikiyoruz hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kıyafetimizin şu anki hali bu. Şimdi diğer kumaşı birleştireceğiz. Üstüne alt kısmı dikmiyoruz, şurayı. Eteğimizi de diktikten sonra oraya birleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle bu üst kısmı birleştiriyoruz. Yani alt ve üst kumaşımızı birbirine birleştiriyoruz. Şu alt kısımdaki boşluktan geri çevireceğiz. Üstünden dikişimizi atacağız. Eteğimizi dikeceğiz. Ve son işlemler için işte buraya çıt çıtlar, şuraya cırtlar yapıp elbisemizi tamamlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an
İç kumaşımızı da diktik ve ters çeviriyoruz. Alt kısmını dikmedik her zamanki gibi. Bir kalem yardımıyla bunu bir kalem yardımıyla bu şekilde düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu şekle geldi. Şimdi üstünden dikişimizi geçeceğiz. Üstünden dikişimizi atacağız ama öncesinde eteğimizi dikeceğiz ve kıvıracağız arkadaşlar. Etek kısmını da halledeceğiz. Şuraya bir kurdelamız var. Şu şekilde fiyongumuz var. Onu dikeceğiz. Ve bu şekilde tamamlanmış olacak arkadaşlar. Bu işlemleri de yapıyorum ve sonrasında devam ediyoruz. Kıyafetimizin son hali de karşınızda. Kısaca bahsedecek olursak neler yaptık? Kolay bir şekilde kalıbımızı çıkardık ki bununla ilgili videomuz zaten kanalımızda mevcut. Başta da söylediğim gibi linkini bıraktım zaten. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kıyafetimizin kalıbımızın üzerine direkt olarak bir yaka yaptık. Bele kadar uzanan ve onu diktik hemen. O bele kadar uzanan fırfırların arasına da şu şekilde fırfırlar diktik. Etek kısmını diktik. Sonrasında şuraya bir fiyonk ve alt tarafa şu şekilde püsküllü bir fiyonk yaptık arkadaşlar. Çıtçıtlarımızı da taktık. Bu şekilde hazır bir kıyafetimiz oldu. Bu kalıp üzerinde dediğim gibi çok fazla oynama yapabilirsiniz arkadaşlar. Mankenimizin üzerinde de görelim elbisemizi. Yine benim tontiklerim uyduğu için manken üzerinde göstereceğim. Onları uyandırmak istemiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor arkadaşlar. Mankenimizin üzerinde de tamamen böyle fırfırlı, püsküllü bir kıyafet olsun istedim ve o şekilde de oldu arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet. Bir kıyafet videomuzun daha sonuna geldik. Umarım hepimiz için faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmanız ve istek ve sorularınız için yorum yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, patilik kalın. Sevgiyle kalın. Bye bye.